Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Bir SolidWorks uygulamasına daha sizlerle birlikteyim. Bugün uygulamasını yapacağımız parçamız, ekranda görmüş olduğunuz Eik Kol diye adlandırabileceğimiz bir makine parçası olacak. Tasarıma öncelikle şuradaki silindir kısımları oluşturarak başlamak istiyorum. Bunları tamamladıktan sonra buradaki Eik Kolu çalışacağız. Öncelikle bu silindirik kısımları elde edebilmek için üst düzleme bir çizim açacağım. Top plane üst düzleme bir çizim açıyorum. Parçamın konumunu ayarlayabilmek için izometrik bakıyorum. Merkez çizgimi alıp orijinden sağa doğru bir çizgi çiziyorum ve bu aşamada tekrar dik bakıyorum. Tabii ki çizgimizin dik olması lazım. Şimdi buradaki silindirlerin profillerini çizip ölçendirip katı haline getireceğim. Küçük çaplı bir silindirimiz var. Daha büyük çaplı, orta çaplı ve küçük çaplı başka bir silindirimiz var. Böyle bir profil oluşturacağız. Line komutunu alıyorum. Orijinden başlayıp sola doğru küçük çaplı silindirimiz, büyük çaplı silindirimiz, şöyle bir silindirimiz ve şöyle bir silindirimiz olduğunu varsayarak bu taslağı çiziyorum. Şimdi bunların ölçülendirmesini yapalım arkadaşlar. Tabii ki çizgilerimiz burada dikeylik ve yataylık konumunda olması lazım. Önce çaplardan başlayalım isterseniz. Buradaki çapımız 12, çap 18 ve çap 28. Önce bu üçünü verelim. Akıllı ölçülendirmemi aldım. Kenara ve eksen çizgisine tıklarsam çap olarak verebiliyorum. Çap 12. Tekrar bakalım arkadaşlar. Çap 18, çap 28 ve çap 14. Çap 18, çap 28 ve şurası da çap 14. Evet. Şimdi de silindirlerimizin boyutlarını vereceğiz. 24, 28, 7 ve 22. 24. Tabii ki şuradan vereceğiz. 24, 28, 7 ve 22 ölçülerimiz. Bu işlemlerden sonra şu eksen çizgimizi bu şekilde uzatalım. İzometrik olarak bakıyorum ve unsurlardan döndürerek katı oluştur komutunu çalıştırıyorum. Otomatik kapatmak için bu uyarı geliyor çünkü burası açık. Evet diyorum. 360 derece döndürüp bu katımı elde ediyorum. Şimdi şu soldaki resimde bir 90 ölçüsü var. Ben sağ düzleme 90 boyunda dikey bir doğru çizip çizimin belli aşamasında bundan referans olarak faydalanmak durumda olacağımdan sağ düzleme bir çizim açıyorum, dik bakıyorum. Line komutuyla yukarı doğru dik biçimde bir doğru çiziyorum. Bu doğrumun boyu 90 milimetreydi. Burada bir ilişki vermemiz lazım. Kontrol tuşuyla doğrumuzun alt noktasıyla orijinin merkez noktamızı seçip yatayda hizala komutuyla bir ilişki verdim. Ve çizimi onaylayıp kapatıyorum. Şimdi şuradaki eğrileri ve çizgileri oluşturmak için buraya bir odaklandığımızda her iki kısımda da alt ve üst kısımda da çap 20'den hareket ettiğimizi görüyorsunuz. Bunun anlamı bu yüzeyde çap 20'lik bir dairenin olması lazım.
Şimdi de bunu oluşturalım. Peki nereye oluşturacağız? Şuraya çap 20'lik bir daire çizeceğim. Bu daire ileride hem çizimlerimde hem de referans olarak kullanılabilecek bir daire. Ölçüsünü 20 olarak giriyorum. Ve bu çizimimi de onaylıyorum. Şimdi tekrar sağ düzleme bir çizim açtım ve dik baktım. Resmimize baktığımızda önce üst kısmı yapacağım. Küçük bir doğruya çıkış yapıyorum. Bir yay, bir çizgi, bir yay ve bir çizgi. Buradaki aslında şu iki çizginin dikey olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat ölçüleri verildiğinde aslında bu çizgilerin dikey değil, belli bir açıda olduğunu da göreceksiniz. Bunu buradan hatırlatayım. Şimdi line komutuyla bir doğru, bir yay, bir çizgi, bir yay, bir doğru çizeceğim. Bu doğru da dik olmayacak. Line komutumu alıyorum. Şöyle dışarıdan başlıyorum. Bir çizgi. Yaya geçebilmek için A harfine bastım. Şöyle bir yay çiziyorum. Şöyle eğik bir çizgi çizdim. Tekrar A harfine bastım. Bir yay çizdim. Sonra dik olmayacak bir çizgi çizdim. Dik olmayacak sözüne dikkat edin arkadaşlar. Şimdi ilişkilendirme yapmamız lazım. Bu çizmiş olduğum ilk doğrunun uç noktasıyla şuradaki çap 20'yi birleştireceğim. Kontrol tuşuna basıyorum. Ve bu yayı daireyi seçip make pierce ilişkisini veriyorum. Daha sonra buradaki yayımızın yarı çapının 8 olduğunu görüyoruz. Bu yayın merkezinin kenara olan mesafesinin de 3 mm olduğunu görüyoruz. Bunları verelim. Akıllı ölçülendirmemi aldım. Yayımızın yarı çapı 8. Bu merkezin şu kenara olan mesafesi ise 3 mm. Şimdi başka bir referans ölçümümüz var arkadaşlar. Şuradaki 91,5 ölçüsü. Bu üstteki doğrumuzun uç noktası ile parçamızın sağ kısmının arasında kalan mesafe 91,5. Öncelikle bu noktamızın, bu biraz önce referans olarak çizdiğimiz 90 mm'lik doğrumuzun uç noktasıyla yatayda hizalı olması lazım. Kontrol tuşuna basıyorum. Bu iki noktayı seçip yatayda hizalı diyorum. Daha sonra akıllı ölçülendirmemi alıp bu nokta ile parçamızın bu kenarı arasını 91,5 yapıyoruz. Yine bu resimde bir referans çizgimiz ve ölçümüz var. Üst noktayı sağ üst noktadan sağa doğru 54,5'luk bir referans çizgisi oluşturmam lazım. Bunun için merkez çizgisini alıyorum. Bu noktadan sağa doğru yatay bir çizgi çizip bunun ölçüsünü de 54,5 yapıyorum. Şimdi şuradaki yayımızı ölçülendirebiliriz. Bu yayımızın yarıçapı 51 mm. Bu yayın merkezinin yukarıdaki 54,5 olan çizginin ucuna dikey mesafesi 24 mm. Öncelikle yayımızın yarıçapını 51 olarak veriyoruz. Daha sonra şöyle bir ilişki vereceğiz arkadaşlar. Bu yayın merkezi ile yukarıdaki uç noktayı seçip dikeyde hizala diyorum. Ve aralarındaki mesafenin 24 olduğunu göstermiştim. Bu iki noktaya 24 ölçüsünü veriyorum. Şimdi teğetliklerimizi yapalım. Bu iki çizgiyi birleştiren bu nokta teğet noktası olacak. Yine bu iki çizgiyi birleştiren bu nokta teğet noktası olacak. Bunları yaptığımızda dikkat etmiş olduğunuz gibi
tam tanımlı çizgi haline getirdik. Şimdi alt kısım için devam edeceğiz ama bu arada şununla işimiz bitti. Şu an bunu gizleyebiliriz. Ya da daha sonra gizleyelim. Şu an çizimdeyiz. Alt kısma geçelim. Alt kısma baktığımızda arkadaşlar yine bu çapı 20 olan kenardan başlayacağım ve bir yay çizeceğim. Bu yayımızın yarıçapı 20 olacak. Bunu şöyle yapacağız. Yay komutlarından center point arc merkez ile yay çizme komutunu alıyorum. Şöyle şuradan başlamam gerektiğini gösteriyor. Bakın resimde. Bu yayın merkezinin burada olduğunu görüyorsunuz. Şu noktadan başlıyorum. Bir miktar aşağı iniyorum. Ve şöyle bir yay çiziyorum. Bu yayımızın uç noktası ile çapı 20 olan dairemizi seçip yine make pierce ilişkisini ekliyorum. Şu an bu yayımızın yarı çapının 20 olması lazım. Görmüş olduğunuz gibi 20 olarak çıkıyor. Daha sonra bu yayın ucundan doğruyla devam ediyorum. Tekrar bir yay çizip doğruyla devam edeceğim. Bunun için line komutumu alıyorum arkadaşlar. Bu yayın ucundan yukarı doğru bir doğru, klavyeden A tuşuna basıyorum. Bir yay ve tekrar bir doğru çiziyorum. Burada ilişkilere yakalanmayın. Şöyle rastgele yapın. Bu iki doğrumuzun uç noktalarının yatayda hizalı olması lazım. Kontrol tuşuna basıyorum. Bu noktayı ve bu noktayı seçtim. Yatayda hizalı diyorum. Aynı zamanda bu iki doğrumun arası 7 milimetreymiş. Akıllı ölçülendirmemle bu iki noktayı seçip 7 milimetre yapıyorum. Yine bu iki doğrumun birbirine paralel olması lazım. Kontrol tuşuyla bu iki doğrumu seçip birbirine paralel yapıyorum. Şimdi gelelim şu yay kısmına. Bu yayımızın yarı çapı 58 milimetreymiş. Ve bu yayımızın merkezi yukarıdaki dairemizin merkezinden 3 milimetre aşağıdaymış. Ama iki merkez dikeyde hizalı değil. Yine resim sizi yanıltmasın. Akıllı ölçülendirmemi aldım. Yayımızın yarıçapı 58 milimetre olacak. Bu iki yayın merkezi arası da arkadaşlar 3 milimetre olacak. Dikkat edin burada. X'i dikeyde hizalı değil. Böyle olması lazım. Aksi takdirde sıkıntı çıkıyor. Şimdi diğer teğetlik işlemlerinde vereceğiz ama şuradaki teğetliği vermemişiz. Şu noktaya tıklıyorum. Teğet yap. Şu noktaya tıklıyorum. Teğet yap. Ve bu noktaya tıklıyorum. Teğet yap dediğimde çizgim siyaha dönüştü ve tam tanımlı hale geldi. Biraz sonra düzlemler oluşturacağım. Bu düzlemler için hazırlık yapmam lazım. Bunun için şu üst kısımdan başlıyorum. Bu iki çizgi arasını merkez çizgisiyle birleştirip nokta komutuyla ortalarına bir nokta koyuyorum midpointlerine. Aynı işlemi şuradaki birleşim yerlerinde yapacağım. Tekrar merkez çizgisini aldım. Yine nokta komutuyla midpoint'ten orta noktalarına referans noktalar koyuyorum. Şurada da iki noktamız var.
ve buraya da yine midpoint'ine bir nokta yerleştiriyorum. Ve çizimimi bu aşamada tamamlıyorum. Şimdi düzlemlerimizi oluşturmaya başlayabiliriz. Features unsurlardan referans geometriyi aldım. Plane'le. Bu eksen çizgisini seçiyorum. İkinci referans noktası olaraksa right sağ düzlemi gösteriyorum ve onaylıyorum. Buradaki eksen için tekrar referans geometri plane. Eksenimi seçtim. İkinci referans olarak sağ düzlemi gösteriyorum. Burası için tekrar aynı işlemi yapıyorum. Tabii şu düzlemin biraz görünürlüğünü artıralım. Yanılmayalım. Son olarak buradaki eğik düzlem için ya da eğik kenar için düzlemi oluşturacağım. Sağ düzlemi referans gösterdim. Ve 4 adet düzlem oluşturduk. Artık bunu gizleyebilirim arkadaşlar. Şimdi plane 4 üzerine bir çizim açıyorum. Elips komutumu alıyorum arkadaşlar. Şu noktayı referans alıp bakın şuradaki kenar referansına kadar gelip şu şekilde bir elips çiziyorum. Şuradaki dairemizin çapı 20 idi. Bu elipsimizin de uzun kenarına 20 ölçüsünü veriyorum. Yani bu noktayla bu nokta arasına 20 milimetre ölçüsünü verdim. Çizimimi onayladım. Bu düzlemimi de gizliyorum. Buradan sonraki düzlemlere elips çizerken 18 ölçüsünü koruyacağız. Yine elips komutumu aldım. Bu merkez buraya kadar uzattım. Artık uzun kenarlara 18 ölçüsünü veriyorum. Diğerleri otomatik olarak kenardan referanslı olduğu için değiştiremiyoruz. Yine bu nokta, bu nokta 18 milimetre. Çizimimi onaylıyorum. Düzlemimi izliyorum. Buraya bir çizim açtım. Yine bu ölçümü 18 yaptım arkadaşlar. Düzlemi gizliyorum. Son olarak bu yüzeye bir çizim açtım. Elips komutumu aldım. Bu iki noktayı da yine 18 ölçüsüyle ölçülendirdim. Bu düzlemi de gizleyelim. Sonuçta loftlu katı oluşturmak için unsurlardan loftlu katı oluşturmak için uygun eskizlerimi oluşturmuş oldum. Evet, şimdi loft ile katı oluştur, lofted boss space komutu çalıştırdım. Buralarda seçimlerde biraz dikkatli bölgeleri seçmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Daha sonra sıkıntı yaşamayın diye. Ben bu aşamada şu şekilde önden bakıyorum arkadaşlar. Seçeceğiniz bölge çok önemli. Dairemi buradan seçtim. Elipsimi buna yakın bir yerden seçiyorum. Buradaki elipsimi yine buna yakın bir yerden seçiyorum. Fakat orada bir kayma işlemi oldu. Nasıl oldu bakalım.
Görmüş olduğunuz gibi bu tarafa kaymış. Daha sonraki elipsimi yine buradan seçiyorum. Ve daha sonraki elipsimi de yine buradan seçiyorum. Şuradaki düzenleme noktacıklarına dikkat edin. Aşırı sapma olmasın. Örneğin buradaki şöyle olması lazım. Şu an bir sıkıntı yok. Sıkıntı yoksa bu sıkıntı olsa dahi bu yeşil noktacıklardan bunları düzenleyebiliriz. Şimdi guide curves dediğimiz kılavuz eğrilerimize geldiğimizde arkadaşlar, alttan başlıyorum burası için. Bu kenarı seçtiğimde buradaki select open loop özelliğini seçerek bu çizginin tamamını seçmiş oldum kılavuz eğrilerde. Onay verdim. Yine burası için de buradan başlıyorum. Aynı işlemleri uyguluyorum. Onay veriyorum. Evet. Şimdi şu yüzeye, daha doğrusu şuradaki kısımları, üstteki delikli kısımları oluşturmak için bu yüzeye bir çizim açtım. Center line ile buraya bir çizgi koydum ve çizimi kapattım. Bu arada Sketch 4'ü show, görünür hale getirdim. Bu yüzeyin eğik olduğunu söylemiştim size ben. Nereden bakalım? Aslında eğik olduğunu görüyorsunuz. Buraya bir düzlem oluşturacağım plane ile. Bu doğru ve uç noktası. Bu yüzeye dik yeni bir düzlem oluşturdum. Bunu referans amaçlı kullanacağım. Bu düzlem seçiliyken tekrar bir plane komutunu çalıştırıyorum. Bunda bu çizgiyi ve bir bakalım arkadaşlar. Olmadı. Hemen ona bakıyorum. Bu düzlem seçiliyken tekrar demiştik bir plane oluşturacağız. Bunda şu eksen çizgisini referans gösteriyorum ve düzlemimizi oluşturuyoruz. Bu yeni düzlemimiz şu şekilde. Şu düzlemimizi gizleyebiliriz. Artık bu düzlemin eğikliği alttaki parçanın yüzeyin eğikliğine uygun konuma geldi. Bu düzleme bir çizim açtık ve dik baktık. Daire komutumuzu alıyorum. Şuradan bir daire çiziyorum. Bu dairemizin çapı 20 milimetre. Ne kadar ekstrüzyon vereceğiz? Orta düzlemden 9 milimetre. Unsurlar ekstrüzyonla katı oluştur. 9 milimetre orta düzlem. Şunları şu an gizleyebilirim. Bu yüzeye tekrar bir çizim açıyorum. Bir delik daha çiziyorum. Bu deliğimizin çapı da 10 milimetre. Unsurlar ekstrüzyonla kes. Ne diyelim? Up to surface yüzeye kadar. Şu yüzeyi göstereceğim. Eğik olması dolayısıyla bu yöntemi seçtim. Şimdi şurada bir kama yuvamız var arkadaşlar. Önce onu yapalım. Çapı 6 olan bir kamamız var.
Bunun için yeni bir düzlem oluşturacağım. Referans geometriyi seçtim, düzlemi. Bu yüzeyi seçtim. İkinci referans yüzeyi olarak top plane'i seçtim. Ve bu yüzeye teğet yeni bir düzlem oluşturdum. Bu düzleme bir çizim açıyorum. Dik bakıyorum. Eksen çizgimizi alıp midpointlerden bir eksen çiziyorum. Daha sonra center point straight slot'u, yuva komutunu seçiyorum. Merkezden şu şekilde bir slot yuva çiziyorum. Bu yuvamızın çapı 6 milimetre. Kenarlardan mesafesi teğet olduğunu görüyorsunuz. Merkezden değil, 3'er milimetre. Önce çap veya yarı çap ölçüsünü vereceğiz. Çap 6 idi, yarı çap 3 milimetre. Şimdi bu kenarla shift tuşuna basıyorum. Bu kenarı seçip kenara teğet 3 milimetre ölçüsünü veriyorum. Dolayısıyla merkezden olduğu için burası da 3 olacak, görmüş olduğunuz gibi. Ne kadar bir kesme işlemi yapacağız bakalım. 3,5 milimetre derinliğinde bir kesme işlemi yapacağız. Unsurları ekstrizyonla kes. 3,5 değerini giriyorum. Şu düzlemimizi izleyebiliriz. Şimdi burada ve burada chamferlarımız var. Köşe pak kırmalarımız 1'er milimetre. Bunları verelim. Fillet, chamfer, pak kırmayı aldık. Şu değerimizi 1 yapıyoruz arkadaşlar. Bu kenar, bu kenarı pak olarak kırıyoruz chamfer. Şurada bir radyüsümüz var. Radyüsümüz 2 milimetre. Fillet komutunu çalıştırdım. Değerimi 2 milimetre girdim. Bu yüzeyde 2 milimetre radius ettim. Şimdi şurada bir diş açma olayımız var. Metrik 12. Ne kadar diş açacağız? 1 milimetre pah vardı. 4 milimetre burada, 5 milimetre düzeltiyorum. 24 milimetreden 1 milimetre pahpay çıktık. 23 milimetre ve 4 milimetrede buradaki payı aldığımızda buradan 19 milimetre arkadaşlar bir diş açacağız. Diş açmak için hole wizard'ın altından tearrit dediğimiz diş açma özelliğini kullanıyoruz. Dişin açılmaya başlayacağı kenarı gösterin diyor. Bu kenarı gösteriyorum. Şuradaki değerimiz biraz önce hesapladık, 19 milimetre olacak. Metrik ölçüyü kullanıyorum. Metrik 12 idi burası. Burada metrik 12, 1.25 diş ölçülerini kullandım ve onay verdim. Son olarak şuraya da 2 milimetrelik bir fillet radius fazla oldu. 1 milimetrelik bir radius verebiliriz, döküm parçası olması sebebiyle. Evet, parçamız tamamlandı. Bazı kısımlardaki göz yanılmalarından bahsettim. Siz farklı tekniklerle farklı şekillerde oluşturabilirsiniz. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir başka dersimde görüşmek üzere, hoşça kalın. Tabii bu arada hoşça kalın derken çok özür diliyorum. Şuradaki deliği unuttuk, hemen
Hoşça kalından önce arkadaşlar bunu da yapalım. Tab bileğine bir çizim açalım. Dik bakalım. Evet, bazen çizimde bunlar olmakta. Buraya bir eksen çizgisi çiziyorum. Ve bu eksen çizgisinin üzerine bir daire çiziyorum. Bu dairemizin çapı 3 milimetre, kenardan 4 milimetre mesafesi var. Çap 3 milimetre ve bu kenardan bunun mesafesi de 4 milimetre olacak ama burada otomatik bir ilişkiye yakalanmış. Ben şunu supres etme şansım var mı bakalım. Şurada ne var arkadaşlar? Çakışıklık var. Tekrar bir bakalım. Video süremi de çok uzatmak istemiyorum. Evet. Burada bir çakışıklık var. Bu çakışıklardan bir tanesini sileceğim. Dört milimetre. İzometrik baktım. Unsurlar ekstrizyonla kes. Mid plane orta düzlemi seçerek diyorum. Ve bu kesme işlemini de tamamlamış oldum. Evet, bununla işlemimizi tamamlamış oldum. Tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.